Evet. Haydi bakalım. Buyurun. Görüntüsü gibi inşallah lezzette yani, güzeldir. İnşallah. İnşallah. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Nasıl buldun Şükran abla? Böreği güzel. Yalnız içi lor mu, beyaz peynir mi? Karışık. Şey, içi peyniri tuzsuz da o yüzden sordum. Hem ama lor koydum hem normal peynir ama koydum. Ama böreğiniz güzel pişmiş, tel tel. Ben beğendim. Afiyet ama olsun. Ama mantarınızı maalesef beğenemedim. Neden kıymalı seçtiniz? Hani çorbanız da tavuk etli ya. Evet. Ana yemeğinizde de kıyma var. Hı-hı. Hani mantarınızı keşke bir ıspanaklı falan... Evet. Şey yapsaydınız. Ama dediğim gibi o anın bir şeyiyle hani onu evet ben de size katılıyorum hani, ama Filiz Hanım'daki gibi et tarz bir şeydi yani vesaire ya da ıspanak tarzı bir şey yapabilirdim ama ondan spontane gelişti hani belki düşünmeden olmuştur ama yani ara sıcak olarak artık bunu sundum. Hayır çorbanızda da et, tavuk eti olduğu için diyorum şimdi ana yemeğiniz de kıyma ya. Evet. Yani Filiz Hanım'a şimdi haksızlık yapmış olurum. Onunki de hani Kıyma gittik ya hep et. Evet. Sizinki de aynı olmuş ama böreğiniz güzel. Elinize afiyet sağlık. Afiyet olsun. Peki lezzeti nasıl mantarın, hani, iç harcının? Tuzlu geldi bana. Tuzlu mu? Tuzlu. Bana tuzlu geldi. Peki damak ama böreğiniz güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Filiz Hanım. Ben böreği çok güzel buldum. Evet. Elinize sağlık. Afiyet gerçekten olsun. İç harcı da şeyde incecik açmışsınız. Çıtır çıtır afiyet olmuş. Olsun. Ben çok beğendim. Mantar dolmanızı da çok beğendim. Afiyet olsun, helal olsun. Kaşarı falan da güzel olmuş, evet. Erimiş. Yanmamış üstünde. Çok teşekkür ediyorum. İç harcının lezzeti de çok güzel. O üstündeki domates sosunuz da çok güzel lezzet vermiş. Ben beğendim. Teşekkür ediyorum. Benim afiyet kendi olsun. Salçam o. Öyle Allah mi? Allah. Bak güzel yorumlar geliyor. Evet. Ama ben, beğendiğinizde yani... Domates, yani kendi evde salçamı kendim yapıyorum. Onu da ben evden getirmiştim. Ayrı bir lezzet katmış zaten. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Rica afiyet ederim. Olsun. Kibriye Hanım beğendiniz mi? Ben de böreği beğendim. Gayet güzel açılmış. Tuzu da yerinde, yağı da yerinde. Peynir çok falan nasıl? Ediyorum. Seçimi doğru mu? Yok peynir falan da güzel, seçimi de güzel. Ama şeyi beğenemedim. Mantarı. Neyini beğenemediniz Kibriye Hanım? Tuzlu geldiği için. Tuzlu. Tuzlu geldi. Belki bir tık işte dediğim gibi o ev salçasını da ben kullandım. Yani orada da salça olduğu için. Normalde hani ev yapılı salçalar tuzlu oluyor ya biraz. Evet. Büyük ihtimalle onun tuzundan kaynaklanıyor. Mantarları kızartıp mı yaptınız? İlk önce bir fırına attık. Fırından o suyu oluyor ya, sulanıyor. O suyunu alıp döktük, tekrar içini biz doldurduk. Biz baktığımızda normal mantarı kızartıyorlardı yağda. Yok, fırınladık. Hmm. Fırınladık ama içinde suyunu döküp tekrar iç harcını doldurup fırına tekrar attık. Hülya? Ben de böreği beğendim Kadir Bey. Ama mantarı beğenemedim ben de. Bana bir tık sert geldi. Bir de içinde sanki hiçbir baharat yok yani. Baharat, kıymasında mı yok? Baharatı var, sert geldi diyorsun ama yani, mantar zaten böyle. Ne kadar da pisse mantarda bir hani böyle şey olur. Süngerimsi hani, olur. Anladın mı? Bir böyle şey olur, yoksa ağzına gelir. Genel olarak da mantar istersen sen bir saat pişir, o tadı yine alırsın sen. Hmm. Yani ona böyle, o yüzden yani o yorumunu ben kabul etmiyorum açıkçası. Böyle bir şey diyeceğim. Hülya sen mantar yapıyor musun normalde, sevmiyor musun yoksa? Ya hiç yapmıyorum desem. Hiç yapmıyor. O zaman i̇şte hiç yapmıyorsan ona niye yorum yok, yaptın gerçekten canım? Gerçekten bak tadına baktım bak sanki hiç içinde baharat yoksa bak sevim. Ya senin o hani başka... doldurmuştun ya baharatlar öyle mi olsundu? Ya o yemek sizin ayrı bu yemek ayrı. Şimdi bazı değil, yemek ama baharat, baharat kaldırıyor bazı kaldırmıyor. Tamam da hani bunda ben... da biraz sanki hiç atmamışsınız ama görünüyor bak. Ya ben yani baharatını açıkçası kabul etmiyorum. Ama ben dediği baharat gibi afiyet bana tuzlu demiş olsaydın onu kabul ederdim. Bunu? Neden? Çünkü salçam da tuz olduğu için. Hani ben ekstradan oraya bir tuz atmadım. Tuzu konuşmuyoruz şu an, baharatı konuşuyoruz. İçinde baharat ben var mı? Ben de diyorum ki baharat fazla oluşunu ben kabul etmiyorum. Baharatı bana tuzlu demiş bu? Olsaydım ben onu kabul ederdim. Peki baharat açıklamasını yaptım. Mı? Tabii ki attık. Şöyle azıcık atıyoruz. Azıcık ama böyle bir kaşıklarla boca etmedim ben onu kesinlikle. Şu sizin sinik kebabınız hani böyle atar atmaz karabiberler. Evet sizin ana yemeğiniz gibi böyle tatsız tutsuz bir baharat yok. Değil mi? İşte o baharat da çok diyor. Yani. Siz bak, baharatsız güzel. Diyorsunuz. Herkesin damak zevkine göre yapamıyoruz damak... değil mi? Şimdi yani. Çünkü Filiz Hanım mesela baharatlı dedi. Sen baharatsız diyorsun.
Dün Şafak Hanım benim böreğime çok güzel dedi. Siz yanlış. Ben çok sevdim hem ama. Hem kuru börek hem çiğ börek bir diyor. Bir saniye Şifra Hanım. Filiz Hanım böreği beğendi. Ana yemeği beğenmedi. Ben beğendim bak ana yemeği. Ama ana yemeği Hülya Hanım beğendi. Doğrusu. O beğenmedi. Ondan bahsetmiyorum ama işte. Başka peki damak tadı sence kimin? Ben diyorum ya yine tatsız tuzsuz olduğu halde yine beğendim. Görseli de güzeldi. Tatsız tuzsuz. Kız neyini beğendin tatsız tuzsuz ya, olmuş şeyin o zaman? Ya baharatı bir etini mi beğendin? Ya elimi beğenmişmiş. Yani bir böyle diyorsun, bir böyle diyorsun. Ben anlamıyorum gerçekten. Hülya hani Hanım'ı biz puanlarda diyorsun, çözeceğiz yani gibime böyle, geliyor. Yani böyle bir böyle. Yani neyi beğenip neyi beğenmediğini puanlarımızda göreceğiz. Evet. Hadi bakalım. 600. bölüm finalinde Şafak Hanım güzel yorumlar alıyor. Bakalım ana yemekte de devamı gelecek mi? Görelim. İnşallah. Şimdi ana yemek olarak ne geliyor? Dalyan köfte. Dalyan köfte geliyor. Patates püresi. Yanında mevsim salata. Mevsim salata. Hadi bakalım. Yok güzelim yemeklerin üstüne bu dalyan köftenin hali ne? Ah hep seni dinlemedim ya. Başıma neler geldi. Aa öyle demeyin canım. Güzel toplanmıştık ama biz bunu. Evet ama işte o anda bir şunu herhalde yani çıkarttığım zaman oldu. Normalde böyle değildi ama. Hadi bismillah kesin bakalım derken dağıldı. Ya ne yapacağım? Eyvahlar olsun acaba bıçağı ıslatıp da mı kesseniz? Islatayım dış ses. Bakın oldu. Evet. Yaşasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.